Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Nego yayınlarının TYT denemesinin birinci deneme bu arada geometri sorularını çözeceğim. Peki sorularımıza bakalım. 31. sorumuz arkadaşlar. Bu arada matematik sorularını da bir önceki videomda bulabilirsiniz. Peki 31. soru ne diyor? Aşağıda verilen eşkenar üçgen üzerindeki noktalar birbirine eşit aralıklarla işaretlenmiştir. Kırmızı boyalı bölgenin alanı 18 birim kare olduğuna göre mavi ve yeşil bölgelerin alanları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bu tarz sorularda arkadaşlar eşit şekiller oluşturun. Mesela şurada paralel kenar oluşuyor. Ben en iyisi mi bunların hepsini şöyle Arkadaşlar eşit kenar üçgeni çevireyim. Daha kolay göreceksiniz. Şöyle yapayım. Şurayı da birleştireyim. Oldu mu arkadaşlar? Peki aynı şeyi şurada da yapayım. Şöyle birleştirdim. Şurada da yapayım. Bakın böyle. Şimdi bana ne diyordu arkadaşlar? Kırmızı bölgenin alanı 18 birim kareymiş. Peki bunların her birine A dersem 2 3 4, 5 ve 6. 6 tane A 18'miş arkadaşlar. A'da ne çıkar? 3 çıkar. Peki A 3 ise şimdi bana maviyi soruyor. Mavinin de her birisi A. 1, 2, 3, 4 ve maviden arkadaşlar 5 A var. E, A 3 ise 5 çarpı 3'ten buranın 15 olduğunu görüyorum mavinin. Bakın 15 sadece burada var. Emin olalım yeşile de bakalım. Bakın 1, 2 3 4 ve 5. Yani burada da 5a var. Demek ki burası da 15. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 32. sorumuza bakalım. ABC dik üçgeni şeklinde verilen saç nevha ED boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. ED BC'ye diktir. Peki 9 birim, 7 birim, 5 birim ve 4 birim verilmiş. Olduğuna göre ABED dörtgeninin bakın A, B, e, D dörtgeninin çevresi ile DEC üçgeninin çevresinin toplamı kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar normalde bunlar bitişikti, değil mi? Kestim, ayırdım. E, kesince arkadaşlar mesela şu sayfanın e, şu kenarı 3 santimse diyelim. Kestiğimde Yeni şeklimin orada bir kenarı, öbür şeklimin eski şekliminde orada bir kenarı oluşacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni var. Şu kenar 3 ise bu kenar da üç olmak zorunda çünkü aynı kesilmiş. Tamam mı? Yani bir kesik atıyor, parçayı sağa alıyor, diğer parçayı sola atıyor. Öyle düşünüyorsun. Peki, şimdi burada da arkadaşlar bakın dik üçgen var. Ee, şu kenarı bulmam lazım. Bu kenarı nasıl bulurum? Hemen bir şeyi fark ettim. Bakın şunu fark ettim. Bunu tekrar birleştiriyorum. Tekrar birleştirdim. Yani kesmemiş gibi düşünüyorum. Şu kenarı 9 şu kenara bakın 7 5 daha 12. Arkadaşlar bu kenara ne olur o zaman? Bakın 3 4 5 üçgeninin 3, 3 katı. 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı 15 olacak. E 4'ü buradaysa şuraya ne kalacak? 11 kalacak. Doğru mu arkadaşlar? Tamam, artık bunun çevresini bulabilirim. Çevresi 11 3 daha 14, 7 daha 21, 9 daha arkadaşlar 30 çıkacaktır bunun çevresi. Peki bunun çevresi nedir? 5, 4 daha 9, 3 daha 12. Çevreleri toplamını soruyor bana. Yani 30 da 12'yi topladığımda 42 olacaktır. Cevap B şıkkıdır. 33. sorumuza bakalım. Bir ucu şekildeki düzgün beşgen tahtanın köşesine bağlanan 42 birim uzunluğundaki bir ip tahtanın etrafına saatin tersi yönünde gergin biçimde sarılıyor. İp tahta etrafını iki kez turladıktan sonra üçüncü turda ipin F ucu tahtanın E köşesine gelmiştir. Buna göre düzgün beşgen tahtanın çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar düzgün beşgen ben bunun bir kenarına X dersem bakın bütün kenarları X olacaktır. Düzgün beşgen demek bu demek. Şimdi saatin tersi yönü ne taraf? Şu taraf. Yani bu ipi arkadaşlar A'dan başlıyorum B'ye sardım. Sonra C'ye sardım. Bakın şöyle. Sonra D'ye gittim. Sonra E'ye gittim. A'ya geldim. Bir tur. Peki bir turda ne kadar yol aldım? 1, 2, 3, 4, 5x kadar yol aldım. Yalnız 2 tam tur attı. O zaman bir tur daha atıyorum. İkinci turda diyelim. 5x daha yol aldım. Toplamında 10x kadar yol aldım. Üçüncü turda ne oldu? F ucu e ucuna geldi yani şuraya geldi. Ne kadar gitti? 1, 2, 3, 4x daha gitti. Yani demek ki 10x artı 4x toplamında 14x kadar yol aldı. Peki sonra da bitiyor ip. 42'nin hepsini kullandım çünkü tam e'ye denk geldi. Peki o zaman x nedir arkadaşlar? 42'yi 14'e böldüğümde 3 çıkacaktır. Bana düzgün beşgenin çevresini soruyor. E düzgün beşgenin çevresi 5x değil midir? x'i 3 bulduğuma göre çevresinin 15 olduğunu görüyorum. Cevap C şıkkıdır. 34. sorumuza bakalım. Aşağıda uzunlukları verilen farklı renkteki 5 tahta çubuk görülüyor. Buna göre kenarları bu 5 tahta çubuktan 3 tanesi olan bir ikizkenar üçgenin çevresi en çok A, en az B santimetredir. Buna göre A fark B kaç olacaktır? Şimdi ikiz kenar olacaksa arkadaşlar bakın 15 tane iki tane olsaydı en çoğunu bunu denerdim ama bir tane var iki tane yok. O zaman en çok için şunu deneyebilir miyim arkadaşlar? Yani bir kenarı şöyle 13, 13 ve 6 diyebilirim. Doğru mu arkadaşlar? 6 demesem ben buna başka ne diyebilirim? Büyük olmasını istiyorum ya. 15 desem olur mu arkadaşlar? Üçgen çizime kuralından şu 15'in şu ikisinin toplamından küçük olacağını biliyorum. İkisinin toplamı 26, 15 gördüğünüz gibi küçük. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Yani ben en çok arkadaşlar bunları verebilirim. Çevresi o zaman en çok çevresi 13 artı 13 artı 15'ten yani 26 ile 15'i topladığımda 36 ve 41 olacaktır arkadaşlar en çok. Tamam mı? Peki en aza bakalım. En az içinde ben 6, 6 şuraya ne kullanırım artık? 13 kullanırım en az için. Peki oluyor mu? 13, bakın 6, 6, 12. 13, 12'den küçük oldu mu? Çünkü üçgen çizme kuralında olması gereken buydu. Olmadı. Doğru mu? Yani bu sağlamadı. O zaman başka ne düşünebilirim? Şimdi 6'yı alamıyorsam 13 almak zorundayım. Çünkü elimde 2 tane 13 var. Peki ha, 15 hiç olmaz zaten. 13, 13. Şuraya da ne diyeyim o zaman? 6 diyeyim. Değil mi arkadaşlar? Bu sefer oldu. Peki bunun çevresi nedir? 13 artı 13 artı 6'dan 26, 32 çıkacaktır. Peki en az da bu. Şöyle en az diyelim. Bana neyi soruyordu? En büyük ve en küçük değerler arasındaki farkı soruyordu. En fazla 41 olabilir. En az da 39 olabilir. Aradaki fark nedir? 2'dir. En az da 32 arkadaşlar. Aradaki fark nedir? 9'dur. Yani cevap 5 şıkkıdır deriz. 34. soruya da. 35. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekil her birinin boyu bir birim olan özdeş kiplit çöpleri uç uca eklenerek elde edilmiştir. Şeklin A ve B uçları arasındaki uzaklık 13 birim olduğuna göre bakın A ile B arasındaki uzaklık diyor. 13 birimmiş. Şöyle hatta çizeyim. Olur mu? 13 birim. Peki kullanılan kiplit çöpü, çöpü sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar hadi bakalım bunu bir üçgene benzetelim. Şöyle yapalım. Şöyle indirdim. Tamam mı? Şurada bir çöp var. Peki bakın şöyle göstereyim size. Şu bir çöp, değil mi? Bakın şöyle bir çöp, şöyle bir çöp, şöyle de bir çöp. 1 2 3 4. Gördüğünüz gibi burada 5 tane çöp var. Burası 5. Doğru mu arkadaşlar? E ee, şurası da 13. Burada bakın dik üçgen oluşturmuştuk. Bu hangi özel üçgen? 5 12 13 üçgeni. He şimdi şuranın tamamı 12 olacaksa bakın 1 2 şuraya kadar 2 çöp var. Şuradan da bir çöp. 3 tane çöpü burada. Geriye kalan 9 çöp de şurada olacak, doğru mu? Şimdi bana çöpleri say diyor. E 9 çöp burada. 10 çöp, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane çöp kullanılmıştır. Cevap A şıkkıdır. Evet, 36. sorumuza bakalım. O, A1, B1 dik üçgeni O köşesi etrafında döndürülerek 6 eş dik üçgenden oluşan yukarıdaki şekilde A1, O, B6 doğrusal 3 noktadır. Yukarıdaki şeklin çevresi birim olduğuna göre A1, O kaç birimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi A1, O uzunluğu şurası. Bana burayı soruyor. Şimdi bu eş üçgen şöyle baktığımda bakın 90'ın karşısında uzun kenar, Şöyle ben buraya nokta açının karşısında bakın kısa kenar. Şu üçgen bunlar eş olduğuna göre demek ki nokta açının karşısında bu kenar. Şurada da yine nokta açının karşısında bu. Nokta açının karşısında. Çünkü bunlar eş üçgen, aynı üçgen döndürülüyor arkadaşlar. Peki kaç tane aynı açı oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aynı açı oluştu. Ben bunları hatta alfa dersem şöyle 6 tane alfa. 180'e eşit. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bir tanesinin 30 derece olduğunu ben görüyorum. Yani şu 30 derece, şu 30 derece. Peki böyle gidiyor. 90'ı var, 30'u var. O zaman bu arkadaşlar 30 60 90 üçgeni değil midir özel üçgeni? Evet. Ben bunun özelliğini şöyle biliyorum. 90'ın karşısında 2x varsa, 30'un karşısında x, 60'ın karşısında da x kök 3 vardır. Şimdi normalde arkadaşlar şu uzunluğun ben 2x olduğunu biliyorum. O zaman şuraya bakın şuraya 2x'ten x kök 3'ü çıkardığımda oluşan değeri yazabilir miyim? Evet. Şimdi bana bunun çevresini de vermiş. Hemen çevresine bakalım. Şuradan başlıyorum. Şu kenardan 2x var. Kaç tane var bu kenardan? 1 Başka var mı? Yok arkadaşlar. bir tane var. Peki, artı geldim. Şu kenardan kaç tane var? 1 2 3 4 5 ve 6. Yani 6 tane arkadaşlar x var. Doğru mu? 6x artı Peki, şu kenardan kaç tane var? 1 2, 3, 4, 5 tane var. Ben oraya da 5 çarpı 2x eksi x kök 3 diyebilirim. Peki şunları saydık. Her birini saydık. Kim kaldı? Şurası kaldı arkadaşlar. E burası da neydi? Burası da x kök 3'tü. Çünkü 30'un şurası 30. 30'un karşısında x vardı. Peki oraya da o zaman X kök 3'ümü yazdığımda bu ifade 18 eksi 4 kök 3'e eşit olacakmış. Hadi bakalım toparlayalım. 2X 6X arkadaşlar burası 8X artı X kök 3'ünü de yazalım. Şuraya da dağılma işlemi uygulayalım. Burası da 10X eksi 5X kök 3. Peki... 8x, 10x, 18x oluyor. Burası x kök 3, eksi 5x kök 3, eksi 4x kök 3 diye ben burayı yazabilirim. Bu ifadede 18 eksi 4 kök 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın aynı değil mi? 18, 18, 4 kök 3, 4 kök 3. Demek ki şuradaki ben x'in 1 olduğunu gördüm mü arkadaşlar? Gördüm. Peki bana A1 o. Yani 2x'i soruyordu. O zaman 2x de 2 çarpı 1'den 2 olduğunu gördüm. Cevap A şıkkıdır. 37. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde taban ayrıtı bir birim yüksekliği 8 birim olan kare dik prizma şeklinde tahta bir direk verilmiştir. Bu direk bir ayrıta bir birim olan küp şeklinde 8 küçük parçaya ayrılıyor. Buna göre 8 küçük parçanın toplam yüzey alanı tahta direğin yüzey alanından kaç birim kare fazladır? Arkadaşlar 8 tane şöyle küp oluşuyor. Ve kenarları bir birim. Peki, yüzey alanını soruyor. Şu bir tanesinin alanı 1 ise, 6 tane yüzü var. Bir tanesinin yüzey alanı 6'dır arkadaşlar, birim kare. Peki bundan 8 tane var. O zaman 8 tanesinin yüzey alanı da 48 birim kare. Doğru mu? Evet, bu bir dursun. Şimdi bu oluşan küçük küplerin yüzey alanları Peki şu şeklin yüzey alanı ne arkadaşlar? Bu şeklin bir üst bakın bir de alt olmak üzere iki tane tabanı var. Bunun yüzey alanı, pardon bunun arkadaşlar tabanının alanı bir, alt tabanın alanı da 1, toplam 2. Artı yanal alanlar bakın şu uzun kenar hep 8, şu bir tane önde gördüğüm dikdörtgenin alanı bir çarpı 8'den 8. Sekiz. Bundan kaç tane var arkadaşlar? Bir önde var, bir arkada var, bir yukarıda var, bir aşağıda var. Yani 4 tane var değil mi? Gördüğünüz gibi 2 tane de yanlarda var. Ee, ama benim aradığım şu 8 birim karelik alan 4 tane. O zaman 4 çarpı 8'den 32. 2 de orada. Buranın toplam 34 birim kare olduğunu görüyorum. Peki kaç birim kare fazladır diyor. Yani 48'den 34'ü çıkardığımda 14 birim kare fazla olduğunu görüyorum. Cevap E şıkkıdır. 38. sorumuza bakalım. Şekildeki ABCD dikdörtgeninin içine iki kenarına paralel olacak şekilde KL doğru parçası çiziliyor. KL üzerindeki her noktanın C ve B köşelerine olan uzaklığı birbirine eşittir. Peki K noktasının A ve D köşelerine olan uzaklığı şimdi eşitse arkadaşlar tam ortadadır gibi düşünebiliriz değil mi birbirine eşitse? K noktasının A ve D köşelerine olan uzaklığı 17 birimdir. Şimdi K noktasının A ve D'ye olan uzaklığı. Şöyle birleştirdim. Bir de D'yi de birleştirelim. Bunlar 17'ymiş. Tamam. Bakın şöyle göstereyim dik olduğunu neden çünkü tam ortada onu anlıyorum hepsi çünkü eşit olacak. Şurayı da uzatayım hatta. Bunu bana boşuna vermedi. Bunu yapmamı istiyor çünkü. Şuraları da iki eş parçaya böldü. Devam ediyorum. B ve C noktaları arasındaki uzaklık 16 birimdir. B ile C arasındaki uzaklık 16 birimmiş. 8-8 diye ayırdık. Şöyle de 8-8 diye ayırdık. Tamam. L noktasının C ve B köşelerine olan uzaklığı 11 birimdir. L'nin C ve B'ye olan uzaklığı şöyle. Şöyle 10 birim. 10 birim. Çok güzel bakın burada özel üçgen çıktı. A ve B noktaları arası uzaklık 30 birimdir. Şunun tamamı da 30 birimdir. Bana KL'yi yani X'i soruyor. Şöyle X diyelim. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar bakın şu üçgene bakın. 8, 10. Yani 3, 4, 5 üçgenin iki katı değil mi? Bakın bu 4'ün iki katı. Şurası 5'in iki katı. O zaman şurası da 3'ün iki katı. 6 olacaktır. Burası 6. Aynı şeyi şurada da düşünüyorum. Bakın burada da özel üçgen çıktı. 8, 15, 17 özel üçgeni. Yani şurası da 15'miş arkadaşlar. E ben şu uzunluğun 30 olduğunu biliyorum. Yani 15 artı x artı 6 30'muş. 15 ile 6'nın toplamı 21 artı x 30 ise x'in de şöyle gönderdiğimde 9 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bana x'i soruyordu. Cevap aşıktır. Tamam şöyle gösterelim. 39. sorumuza bakalım. Küp şeklinde bir kutunun C köşesi duvara ve B köşesi yere dayalıdır. Kutunun D köşesinin yerden yüksekliği 14 birim, C köşesinin yerden yüksekliği 8 birimdir. Buna göre A köşesinin yerden yüksekliği kaç birimdir? Şimdi küp diyorsa arkadaşlar ben bu gördüğüm şeklin kare olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi kareymiş. Ne diyordu bana? D köşesinin yerden yüksekliği 14. Yani şöyle indirdiğimde arkadaşlar bunun 14 olduğunu biliyorum. Hatta şöyle yapayım. Hatta şöyle yapayım. Bakın daha güzel çıkacak. Genelde bu tarz sorular bunu yapmamı bekliyor benden. Şuranın ben 14 birim olduğunu biliyorum. C köşesinin yerden yüksekliği de 8 birimmiş. Yani şuranın da arkadaşlar 8 birim olduğunu görüyorum. Şurası da dik. Buna göre A köşesinin yerden yüksekliği kaç birimdir? Yani bana şurayı soruyor. Tamam mı? Peki arkadaşlar şimdi bu bir kare ise bunun e, şu köşeleri hep 90 derecedir. Buradan şöyle benzer üçgen oluşturalım. Nokta açı, çizgi açı. Bakın şurası 90 sa çizgi açı buradaysa şurası nokta açı. O zaman şuraya çizgi açı kalıyor. Şurası 90, 90 derece ise o zaman şurası nokta açı. Şuraya çizgi açı kalıyor. Şurası da 90 derece. O zaman şuraya nokta açı, şuraya da çizgi açı kalıyor arkadaşlar. Şimdi bakın şu üçgenlerin hepsi benzer değil mi? Değil mi? Hatta eş benzer de değil eş. Çünkü hipotenüsleri aynı, kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit ya. O zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar 8 olan nokta açının karşısı. O zaman şurada nokta açının karşısına ben 8 derim. E, tamamı da 14 yani 8 artı x'in 14 olduğunu biliyorum. O zaman x'in de 6 olduğunu gördüm arkadaşlar. Cevap değişiklidir. 40 ve sonuncu sorumuz diyor ki kenar uzunlukları 10 ve 12 birim olan paralel kenar şeklindeki bir beyaz karton şekil 1'deki gibi alanlara eşit 3 bölgeye ayrıldıktan sonra her üç bölge farklı bir renkte boyanıyor. Daha sonra bu üç bölgeden biri kesilerek kartonun diğer tarafına getirildiğinde şekil 2'deki dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç birimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bunların alanları birbirine eşitmiş. A ve A diyelim. Şu uzunluğa da arkadaşlar x desem olur mu? Şimdi şurada bir bakın ne görüyorsunuz? Şöyle dik yamuk görüyorsunuz değil mi? Bu bir paralel kenar ya. Şöyle dik yamuk gördük. Peki ben şuraya A dersem arkadaşlar dik yamuğun alanı neydi? Kısa kenarı artı uzun kenarı yani şu tabanlar bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de x. Bu neyi verdi arkadaşlar bana? 2a'yı verdi. Doğru mu? Peki arkadaşlar bakın bu bir paralel kenarsa 12'ye 12. Şuranın da 12 eksi a olduğunu gördüm. Peki burada da bir bakın dik üçgen var. Dik üçgenin alanı neydi? Dik üçgenin alanı da 12 eksi a çarpı x bölü 2 idi. E bu da neye eşitmiş? A'ya eşitmiş gördüğünüz gibi. Ha, bakın şu ifade A şu ifade 2A yani 2 katı. O zaman şöyle diyebilir miyim? Aslında bunun 2 katı yani çarpı 2'si 2 iki çarpı 12 eksi A bölü 2 çarpı X 2A'ya eşit. Doğru mu? Peki o zaman 2A dediğim şey şu. Burada yerine yazabilir miyim? Şöyle diyorum yani bakın A artı 12 çarpı X bölü 2, 2a'ya eşitmiş. Burada ise 2a 12 eksi a çarpı x eşit. Tamam mı arkadaşlar? Peki x'ler gitti. Şunun paydasında 1 var. Çapraz çarpımdan a artı 12'nin 2 ile çarptığım 24 eksi 2a'ya eşit olduğunu gördüm. a'ya attım. 3a, 12'ye attım. 12, a'nın da 4 olduğunu gördüm arkadaşlar. Bana neyi soruyor da? Bu dik dörtgenin kısa kenar uzunluğunu. Yani bana şurayı soruyor. Yani bana x'i soruyor. Doğru mu? Çünkü x burada. A 4'müş arkadaşlar. X'i soruyor. Bu üçgeni bir aşağıya alalım. Bakın şöyle bir dik üçgen. Mor olanı. Şurası 12 eksi A. A 4 ise 12'den 4 çıkarsa 8. Şurayı bilmiyorum. Ve şurası 10 ne fark etti? 3 4 5 üçgeninin 2 katı değil mi? Bakın 4'ün 2 katı. 5'in 2 katı. O zaman burası da 3'ün 2 katı 6 olacaktır. Cevap C şıkkıdır 40. sorumuzda. Evet videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve takipte kalın. Yepyeni denemelerle karşınızda olacağım.